Merhaba arkadaşlar 40'ta bir YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere boğa piyasasında ne kadar hedeflemeliyiz? işte nasıl kazançlar sağlamalıyız veya yani nasıl desem piyasada kaç x yaparsak bizi tatmin etmeli? Yani ortalama koyunlar ne kadar artı sağlar? Bunlara değinmek istiyorum. Biliyorsunuz Bitcoin 99 bin dolar seviyelerine kadar yükseldi. 100 bin dolar seviyesini kıramadı. Fakat baktığınız zaman Bitcoin 16 bin dolar seviyelerinden 100 bin dolara kadar ilerledi. Ve 160 bin dolar olduğunda sadece Bitcoin bile 10x artış sağlamış olacak. Ethereum'a baktığımız zaman da işte 3500 dolar seviyelerinde dolanıyor. Yani Ethereum neredeyse hiç artmadı diyebiliriz. Ve Ethereum ise buradan mesela 10.000 dolar olduğunda 3x'lik bir artış gerçekleştirmiş olacak. Fakat dip seviyesine göre 5x'in üstüne çıkar. İşte Solana var, BNB var. BNB mesela ayda zaten 300 dolara kadar düşmüştü. Yani diğer coinler kadar düşmedi. 300 değil, 220 vesaire olabilir. Ama oradan da 3, xlik bir seviye yükselerek 600 civarlarına geldi. Yani baktığımız zaman major coinler 3x 10x arası yükselişler gösterdi veya göstermiş olacak. Şimdi eğer sizin portföyünüz kaç %50'den fazlası bitcoin ve ethereum'dan oluşuyorsa boğa piyasasında işte benim sepetim param 10 kat artacak 20 kat artacak yani demek çok zor gerçekten. Bu şey gibi herkesin talep gördüğü çok yüksek piyasa değerine sahip bir şeyi alıp yani herkesin aldığı bir hisseyi alıp ondan 10 kat beklemek gerçekten çok zor. Hani yapıyor gördüğünüz gibi yapıyor ama uzun zamanlarda yapar uzun yıllar sürebilir vesaire. Zaten bitcoin 100 bin dolar buradan 10x daha yapması için 1 milyon dolara gelmesi lazım ve inanın 1 milyon dolar olursa bitcoin buradaki majör coinlerin bazıları onun 10 kat arttığı yerde 20-30 kat artış gösterir diye düşünüyorum. Şimdi baktığımız zaman dediğim gibi bitcoin ethereum bu gibi majör coinlerde dipten alanlar 5x yaptı 10x yaptı ama ortalama tepeden alanlar tabii ki 2x bile yapamadı. Sizler şu anda piyasaya girecekseniz yani. Bu major coinlerden yine alırsınız ama bunlardan paranızı garanti altına almak için alırsınız. 3x yaparsınız vesaire 5x yaparsınız. Ama diyorsanız ki ben da onlarca x hedefliyorum bunu nasıl yaparım diyorsanız tabii ki sepet yapacaksınız. Bu arada ilgi gelirse yorumlara belirtin. Boğa piyasası için hangi coinleri tutuyorum sizler için tekrar baştan çekerim. Burada sadece boğa piyasasından bahsedeceğim. Şimdi sepet yaptığınız zaman major coinler 3x artar. İşte bazı alt 30x artacak bazıları 5x artacak bazıları 20x artacak derken e ne olacak? Biz ortalama en az bence 10x üstüne çıkacağız. 100 bin TL yatırım yaptıysanız 1 milyon TL, 100 bin dolar yatırım yaptıysanız ortalama 1 milyon doları hedeflemeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii ki bunda doğru satış stratejisi, işte doğru yerde doğru koyundan çıkıp doğru hamleler yapmak çok önemli. Mesela burada bakalım suyunun fiyatına. Suyunun 1 yıllık fiyatını incelediğimizde 0.60 seviyesinden şu anda 3 dolar civarına kadar yükselmiş ve buradan 6x civarı bir yükseliş gerçekleştirdi. Ve all time low dediğimiz en düşük seviyesine baktığımızda ise oradan 10x'lik bir yükseliş gerçekleştirdi. Hani boğa gelmedi veya gelmeyecek diyenlere baktığımızda hani sadece suiden bile 10 kat kazanabilirdiniz. Ha diğer coinlerde zarar ettirdi. Doğru coinlerde 10 kat 20 kat kazançlar ayı piyasasında bile mümkün olduğunu göstermek istedim. Boğa piyasasında ise belki de buradan suyu bir 10 kat daha artacak atıyorum. 30 dolara gelecek ya da en azından 10 dolara gelecek. 10 dolara geldiğinde 3 kat artmış olacak. E dipten alanlar 30 kat kazanç sağlamış olacak. Şu anda ise 3 kat artsa 10 dolara gelecek. Bu da artık 18. sırada majör coinlerden bir tane diyebiliriz. Ama artmaz denilen yüksek FDV sahip coinler bile inanın artıyor. Çünkü bu FDV'lere fazla takılmayın. Şimdi ona da bir değineyim isterseniz. Bakın Sui'nin market cap'i 10 milyar dolar. Şimdi bunun buradan 2x yapması için piyasaya buna 10 milyar dolar para girmesi gerekiyor ki 20 milyar dolar market cap'e ulaşsın değil mi? Görüntü de böyle. Ama kripto da böyle olmuyor. Neden böyle olmuyor? Çünkü şu anda bütün herkesin elinde Sui coinleri borsada satıştan geri çektiğini düşünün. Çok iyi bir haber bekliyoruz. Herkes 10 dolarda satacak. E ne oluyor? Ben 10 dolara bekliyorum. Sen 10 doları bekliyorsun. O zaman tatlıya satış koymuyoruz. E ben almak istiyorum. Başkası da geldi yani almak istiyor. Mesela 100 bin dolarlık alım yapacağım. E kimse satmıyor. Ben kimden satın alacağım? Doğal olarak bu fiyatlar o kadar kolay şişmeye müsait ki kimse satışa koymadığı anda bu coin'e alıcı var. E satış yok. E doğal olarak 3 dolarlık coin'i 5 dolara, 10 dolara, 20 dolara tek günde çok rahat şekilde alabilirsiniz. Şimdi bunun örneğini de göstereceğim size. Bakın torna gelelim ki bunun ee, Market cap'i düşüktü zaten. Tornado Cash şu anda 20 dolar. İnanmayacaksınız. Dün bu coin 3 dolar civarındaydı. Bakın. 3 dolardan bakın 3 dolardan 40 dolara kadar yükseldi. 13 kattan daha fazla arttı. Şu anda ise 20 dolar seviyelerinde ve 7x civarı bir yükseliş gerçekleştirmiş ve bunu tek günde yaptı şimdi baktığınız zaman bu coin'in market cap'i şu anda 100 milyon dolar. İşte 10x arttığını düşsek 10 milyon dolardan 100 milyon dolara çıktı. Aslında bu coin'e 90 milyon dolar para girmedi. Hani piyasada 90 milyon dolarlık yatırım almadı. Ama bu coin mesela bakın markete sadece o sıra MXC'de listeliydi. Gate sanırım yeni mi listeliydi artık çünkü yok diye hatırlıyorum. MXC'de listeliydi ki TORN'un fiyatını Gate'de görebiliyorsunuz. 2.80 yazıyor oraya geçin. MXC'de TORN tek orada listeli olduğu için ne oldu? bir tane haberi oldu işte mahkeme bunun yönünde olumlu karar aldı. Tek günde sadece MXC'de olduğu için 10 kattan fazla yükseldi. Çünkü satan yok. E, almak istiyorum. E, MXC tatlasına giriyorsun. Bir adet bir adet bir adet satışlar var. E ben 1000 dolarlık bile alsam bu coin'i tek başıma 3 dolardan 10 dolara kadar yükseltiyorum atıyorum 3 dolardan 10 dolara kırması çok zor hani o seviyelerde olduğu için hacim fazladır ama 10 dolara kırdıktan sonra artık o seviyelerde hiç satan olmadığı için alan olduğu için de bu coin tek günde 100 dolara gidecek kapasitedeydi ki zaten 40 doları gördü orada da artık satıldı bilmiyorum ekip mi sattı vesaire bir şeyler olmuştur çok kar edenler satmıştır bir de çok oynak olduğu için korkup satmışlardır yani bu market capler fdvler evet çok önemli ama boğa piyasasında bunlara fazla takılmayın. Hani bu 5x yapmaz bile bu market cap'le diyorsun yapıyor. Mesela Pepe'ye bakalım. Pepe meme coin hani yeni meme coinler çıktı, bu artık yükselmez vesaire dediğiniz sırada bu coin 16 kat yükselmiş. 1 yıl içinde 16 kat yükseliş göstermiş. Görüyorsunuz 1 yılda %1000 600. 1000 TL'niz 16.000 TL olacaktı ve bunu 1 yılda yapacaktı ve bunu başka mim çıktığında yapacaktı. Ve bunun mesela bakalım market cap'ine şu anda 8 milyar dolar. Buradan 2x yapması için 16 milyar dolara yükselmesi gerekiyor. Evet ama 16 milyar dolar olması için de 8 milyar dolarlık alım gerekmiyor. Hani satılmaması yeterli. Tabii ki bunların yine de x yapma oranı daha zor. Hani başka mim 100x yaparken bunda bu saatten sonra işte 3x, 5x, 10x daha yavaş gider ama gidebilir şeklinde. Sadece market cap'inden yorum Burada Pepe gider vesaire demiyorum. Onun dışında Solana'ya bile bakalım. Solana'ya baktığımızda 2023'ün başında Ocak ayına yakın 2022 Aralık'ta 9.5 dolara kadar düşmüş. Hatta bazı yerlerde 8.90 vesaire görmüştür muhtemelen. 9 dolara düşen Solana ne oldu? Şu anda tekrar 240 dolar seviyelerine geldi. Neredeyse 30 kat arttı. 270 dolar olsa 30 katlık bir yükseliş ve hani bunu ayı piyasasında yaptı. İnsanlar diyor ki boğa eskisi gibi olmayacak. Altcoin'ler işte maksimum 2x yükselecek. Daha önce hiç boğa görmemiştikler. Kendini uzman sanmaya başladı. İşte analiz yapmaya başladı. Hani boğa hiç yaşamadığı için bilmiyor. Hani nasıl yükseleceğini. Bunun ihtimali olabilir mi? Zaten ayı piyasası o kadar kötü geçer ki en kral fenomen bile 10 yıldır yatırımcı bile artık acaba boğa bu sefer gelmeyecek mi der. Mesela bitcoin 3000 dolara düşse de alsak dediklerinde 3000 dolara düştüğünde herkes 3000 dolarda satmaya başladı. Alacak yerde sattılar. Neden? Korktular. Hani bitcoin acaba dünyadan mı siliniyor? E ne oldu oradan? Geri şu anda 100 bin dolar. Aynı şekilde diğer ayda 16 bin dolara düştüğünde herkes 7 bin dolara kadar düşecek dedi. Ne oldu 16 bin dolardan ki benim bir tane marjin işlemim var. Yükseleceğini göstermek için onu paylaşmıştım diğer videomda. 16 bin dolarda long açtım. 3 dolarlık işlem şu anda 450 dolar karda. Yani 16 binden 100 bin dolar seviyelerine yükseldi. Şimdi bu coinler 3x artacak demek saçmalıktır. Sadece ayıp yasasında bile 30 kat artan bir solana görüyorsunuz. 10 kat artan bir suyu görüyorsunuz. İşte 16 kat artan pepe görüyorsunuz. Hani daha ne olsun bir sürü yatırım fırsatı vardı. Ama sabırsız olan bunlardan kazanamadı. İşte bunlardan almayan portföyünü çeşitli yap yapmayanlar kazanamadı ama hepsinden 10.000 TL'lik alan bir adamın sadece Solana'daki parası 300.000 TL'ye kadar yükselmiş oldu. Şimdi bu boğada bakıyorsunuz koy coinmarketcap'e gelelim. Dediğim gibi burada yüklü şekilde ethereum bitcoin tutuyorsanız hani paranızın yüzde 80 90'ı bunlardaysa 3x 5x boy mantıklı olabilir. Daha üstü de gelebilir ama en azından 3x 5x olacaktır diye düşünüyorum ama eğer yüzde 30 yüzde 40 Bitcoin Ethereum tutuyorsunuz ya da %10 belki de çünkü altcoin sezonu geliyor. Çoğu kişi artık altcoinlere geçiş yapıyor. Bunları daha az tutuyor. Şimdi bunlardan daha az tutuyorsanız ve altcoinlerden yüklü tutuyorsanız ne olacak? Bu altcoinlerin dediğim gibi biri 30 kat artacak, biri 10 kat artacak, işte biri 20 kat artacak, biri 3 kat artacak. Hani hepsini bulamazsınız ve proje inanın en iyisi olsun. Bunu kestirmek çok zor. Proje iyi olsa bile ekip salak olabiliyor. Proje çok iyi olsa bile hani ekip aptal olabiliyor. Yanlış şeyler yapabiliyor, yönetemiyor, beceriksiz olabiliyor vesaire. Bu yüzden projeden ziyade hani bakıyoruz iyi proje ama bunun X yapacağını proje neyliğinden maalesef anlayamıyoruz. Ha suyu de işte aptosta vesaire niye anlayabiliyorsun? E diyorsun bu layer 1 projesi. Bu layer 1 projesi hani büyüdükçe ekosistemi insanlar bu ağda işlem yapabilmek için aptos ve suyu kullanmak zorunda çünkü fi ücretleri için gerekiyor. Doğal olarak onların yükseleceğini az çok anlayabiliyorsun. Daha çok bekletiyorlar az az ilerliyorlar sonra bir anda gidiyorlar ki BNB eski bu ağda ben 27 dolardan alırken bütün coinler 10 kat arttığında BNB 27 dolarda takılmıştı. İlk defa o coin de çok sabrettim ve 600 dolara yükselmişti. 2 haftada 27 dolar civarından sadece beklemeniz gerekiyor. Burada baktığınızda işte render var o var. Render da çok iyi yükseldi ayı döneminde hem de. Arbitrum'a bakıyorsunuz zarar. Hani çoğu kişi bunu bir buçuk dolarlardan aldı. Şu an yükseliş hali 0.92. İnanın Arbitrum o kadar çöp bezdirdi insanları ki artık. Ama bu ada bu bile yükseliyor. Adaya bakalım mesela bak ada majör coinlerden eski yani ekosistemi yok kullanmıyor kimse ama geldiğiniz zaman bakıyorsunuz ki market cap değeri 35 milyar dolar. Kim alıp satıyor o zaman bunu? Ya doğal olarak eski balinalar, zenginler, kripto çünkü kriptonun bu da en eski coinlerden bir tanesi. İnsanlar bizim gibi değil paraya da ihtiyacı yok. Milyar dolarlık yatırımları olan, milyon dolarlık yatırımları olan insanlar bunları tutmaya devam ediyor. Şimdi bakın bir ayda bile bu coin 0.33 seviyesinden 1 dolara geldi. Yani sadece bir ayda 3x arttı. Ve diyorlar ki yani işte bu ada altcoinler 2x bile bile yapmayacak. Altcoin boğası bitti. Eskideydi onlar. İşte Bitcoin 500 bin dolar olsa bile altcoin'lere en fazla 2x yaparmış. Böyle bir şey imkansız. Bunu zaten diyen kişinin piyasa yorumlayamam. Bırak. Herhangi bir izlediği maçı bile yorumlayamaz. Böyle yeni türeyen işte takipçi kazanmak için paylaşım yapan fenomenlere onun önemsemeyin. Sadece sabırlı olun. Ha yapar yapmaz hiç önemli değil. Siz sadece boğa döneminde sabırlı olun. Dediğim gibi 2 kat artar 20 kat artar. Elbet ortalamanız portföyün 10x olur ama olur. 10x olur 30x olur bilemem. Ama en azından 10x'i hedeflememiz gerekiyor. Çünkü 3 yıldır zararda bekliyoruz. 3 yıl zararda bekleyip gelip burada 2x için mi satacağız? Tabii ki hayır. Veya bazıları 2x yaparken biz 5x 10x yakalayını bulacağız. O yüzden boğa piyasasında şu anda umutsuz olmayın. Hani bitcoin 100 bin oldu buradan düşecek mi çakılacak mı vesaire. Hayır tabii ki. Artık dünya girdi bu işe kurumsallar büyük şirketler devletler yani devletler birbiriyle yarışıyor bitcoin almak için bizde değil Hani düşürseler bile birbirlerini sattırıp işte birbirlerinden toplamanın derdindeler. Bizim 0.3005 Bitcoin'imizin peşinde değiller. Bunlar yüklü alıp dünyada hani bir devlet nasıl yönetir ekonomiyi? Para birimini basar, piyasaya sürer, piyasayı yönetir. Ama bakıyor Bitcoin'i yönetemiyorum çünkü ben üretmiyorum. E ben de çıkarmadım arzını da o yönetemiyor. E ne yapması gerekiyor? Bütün devletler kendi aralarında bu tarafta güç sahibi olması gerekiyorsa Bitcoin'den almak zorundalar. Sadece alarak birbirleri tarafında üstünlük kurabilirler. En fazla Bitcoin kimdeyse ileride baktığınız zaman hani bu şey gibi. Bakıyorsunuz Rusya'nın işte bin tane nükleer başlığı var. İşte İsrail'in yüz tane Türkiye'nin 3 tane vesaire. E ne oluyor? O 1000 taneyle üstünlük kuruyor bu yönde. Hani nükleer bomba vesaire savaşı çıksa karar mecri gibi bir şey oluyor artık. E Bitcoin'i sen en çok tutan devlet olursan çoğu yönde desteklersin, bu alanda büyürsün vesaire. Bu alanda çoğu projeye önce olur, çok büyük paralar kazanırsın. Hani büyük firmalar bunun peşinde artık. O yüzden bundan sonra hep gidecek. Hatta hep gidiyordu. Hani Bitcoin buradan 1000 dolara düşer belki. Ama inanın bir gün tekrar ATH'ını kırar ki yani 10 yıldan fazladır süreç bu şekilde işliyor. O yüzden portföyünüze sahip çıkın. 3 yıl zararda bekledik. 2x 3x'e kanmayın. Bekleyin sabırlı olun. Ha şunu yapabilirsiniz yeni almışsınızdır. Bir ay içinde 2-3x artmıştır. Satıp bana paranızı çekin o zaman yine çok rahat olursunuz. Kalanıyla yine 10x yapmayı 5x yapmayı hedefleyerek güzel paralar kazanmalıyız. Ve şu da önemli. Bu boğa piyasasında gördüğünüz 1000 kişi kazanacak. Ama sadece 10 kişi satıp o parayı kenara çekmiş olacak. 990'ı kaybedecek. Bu hep böyle olur. O yüzden en azından 5x, 10x yaklaştığı seviyelerde karlar almayı kesinlikle unutmayın. Çıkarsa da üzülmeyin. Kar al, ana paranın çek, biraz kenara çek vesaire başka koyuna e gir gibi gibi bir şeyler yapabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Özetle en azından ben portföyümde 10 kattan fazla kazanç elde etmeden satış yapmıyorum. Major coinler 3x olur, alt coinler 20x olur vesaire. Biraz daha bekleyeceğim. Ha, piyasa kötü olur. işte dünya savaşı çıkacak vesaire. Bu, bu etkenlere girmiyorum. Bunlar olursa ona göre daha farklı işte karar alırız ama şu anda hedefim bu yönde sizler neler tutuyorsunuz yorumda belirtebilirsiniz. Aynı şekilde ilgi olursa dediğim gibi bizim portföyümüzü de sizlerle tekrar detaylı olarak paylaşabiliriz. Umarım Anlattıklarım sizleri bu boğa piyasasında biraz rahatlatmıştır. Çünkü çok fazla kafa karıştıran, bilmediği halde konuşan insanlar var. Bunlar doğal olarak hata yapmanıza sebep olur. Sadece sabırlı olun ve yani inanın. Sadece inanmanız gerekiyor. Çünkü en inançsız olduğumuz anda Solana 9 dolarken artık bitti dedikleri anda 240 dolara geri yükseldi. O yüzden bu piyasada her şey mümkün. Sabırlı olun ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolar izlendiği için artık sık sık video çekmeye başladım. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.